Türkiye'yi vuran depremlerin ardından deprem izolatörleri gündemde. Sarsıntıları azaltarak binaların yıkılmasını ve böylece can kayıplarını önleyen izolatörler deprem bölgesindeki 4 şehirde 4 hastaneyi kurtardı. Peki bu cihazlar nasıl üretiliyor? Maliyetleri nasıl? Mevcut binalara uygulanabiliyor mu? Dev Haber bu sorulara yanıt aradı. Burası Ankara Kahramankazan'da deprem izolatörleri üreten bir fabrika. Depremlerde can kurtaran izolatörler burada üretiliyor. Peki sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Bunları iki kolon arasına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz parçalar yapısal çelik. İnşaat sektöründe sıkça kullanılan yapısal çelikler. Arada paslanmaz bir yüzey var. İçeride bir çelik eleman daha var. Yanal yönde aşırı esnek oldukları için deprem sırasında bir kuvvete maruz kaldığında yapı, izolatörler yapının zeminden ayrı bir şekilde hareket etmesine izin veriyor. Yapı da zeminin ondan bağımsız bir şekilde deplasman yapmasına izin veriyor. Bu sayede aslında enerjiyi sönümlüyor ve ivmeleri, kuvvetleri azaltmış oluyor. Şimdi bir deprem simülasyon koltuğuna oturduk. Biraz sonra güçlü bir sarsıntı verilecek ve bu sarsıntı önce izolatör olmadan verilecek. Hep birlikte göreceğiz nasıl bir sarsıntı yaşayacağız. Evet, gürültüden de anlaşılacağı üzere gerçekten sarsıntı çok güçlü. İzolasyon yok, izolatör yok ve ciddi anlamda bulunduğum yerde durmakta şu an zorlanıyorum. Şimdi bu kilitleri sökerek izolasyonu aktif hale getiriyoruz. Sarsıntıyı izolatörlü bir şekilde yaşayacağız. Az önceye kıyasla gerçekten hani bulunduğum yerde durabiliyorum. En azından sabit bir şekilde kalabiliyorum ve sarsıntı çok büyük anlamda azaldı. İzolatörlerin gücünü bardak modelinde görmek de mümkün. Peki bu izolatörlerin maliyetleri nasıl? Mevcut yapılarda uygulanabiliyor mu? Genelde sıfırdan yaptığımız konut tipi yapılarda çok ortalama, rastgele bir ortalama bir mertebe belirlemek amacıyla toplam proje maliyetinin %10'u. %12'si, %8'i o mertebelerde değişen bir ürün çıkıyor aslında ortaya. Var olan yapılarda da uygulanabilir ama sıfırdan yapmaya göre biraz daha meşakkatli bir iş, biraz daha zor bir iş. Daha detaylı bakmak lazım. O konuda net bir fiyat vermek çok doğru olmaz. İzolatörlerin hem maliyeti düşük hem de son depremlerde çok fazla can kurtarmış. Adıyaman'da, Osmaniye'de, Malatya'da, Hatay'da toplam 8 adet projemiz var. 4 projemiz şu an faal durumda, hastaneler açık. Biz zaten geçen haftalarda gidip kontrollerini yaptık. İzolatörleri ve yapıyı kontrol ettik. Yapısal elemanları bırakın, yapısal olmayan elemanlarda dahi çok fazla hasar yok. Hatta o bölgede sığınılacak bir yer haline geldi insanlar tarafından. Çünkü depremin hissedilmediği ya da çok az hissedildiği, depremden izole edilen yapılar aslında bunlar. O yüzden insanlar tarafından bir barınak gibi görülüyor. Üretici firma yetkilileri şu ana kadar 40'a yakın hastaneye izolatör yerleştirdiklerini, ayrıca köprü, viyadük, veri merkezi ve tarihi eser gibi yapılar üzerinde de çalıştıklarını belirtiyor.